Annelik Sanatı programına hoş geldiniz Baby Joy dinleyicileri. Her hafta biliyorsunuz Ayşe Öner bizlerle oluyor ve değerli bilgilerini bizlerle paylaşıyor. Hoş geldiniz Ayşe Hanım. Hoş bulduk Semiha Hanım. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkür ederiz. Şimdi bu hafta hangi konuyu anlatacaksınız? Artık bu haftadan itibaren hamilelik, doğum sürecini biraz konuşalım istiyorum. Çok güzel. Evet, özellikle işte hamile kalmak isteyen anneler olabilir. Hı-hı. Yeni hamile kalmış, pardon, hı-hı, anne adayları olabilir. Hı-hı. Yeni hamile kalmış olan anne adayları olabilir. Bu programdan keyif alacaklar. Hı-hı. Hamilelik kadın cinselliğinin tanrısal boyutu. Vücudumuz, kanımızdan, canımızdan, ruhumuzdan katarak bir yaşam var etmekte. Hamilelik de bedeninizdeki değişiklik insan soyunun devam ettiren bir kadın olmanın gururu ve güzelliğidir. Ve büyüyen karnınızı sevin ve saklamayın, bu sürecin keyfini çıkarmaya bakın diyorum ben. Değil mi ben. Tadını çıkarın. Evet, şimdi eğer hamile kalmayı planlıyor isek nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bir kere hamile kalmayı planlıyorsak, bir kadın doğum durumumuz var ise veya işte bir kadın doğumcuya giderek onunla, bir kadın doğum doktoruyla görüşme yapmalı ve hamileliği tehdit edecek bazı durumları önceden tespit edip gerekli önlemleri almalarını öneriyorum ben anne adaylarına. Yani bunu tabii öneriyor doktorlar da. Bir de hamile kalmaya çalışmadan en az 3 ay önce yaşam tarzımızda değişiklikler yapmalıyız. Eğer sigara ve alkol kullanıyor isek hamile kalma şansı azalıyor. Değil mi? Evet, hamilelik sırasında da bu maddeleri kullanmak bebeğe ve anne adayına zarar veriyor. Bebek düşük kilolu olabiliyor. Solunum yolu hastalıkları, astım ve orta kulak iltihabı olasılığı artıyor. Ya da işte bebek düşük kilolu ve daha hani minyon, boyu kısa olarak doğabiliyor. Alkol tüketimi özellikle ilk aylarda düşüğe veya bebeğin zihinsel, fiziksel sağlığı ile ilgili çok ciddi zararlara neden oluyor. Allah'tan hani bizim toplumumuzda öyle çok alkol kullanımı yok ama biliyorum ki alkolik olan kadınlar var maalesef artık. Yani değil hani mi? Belki de bunlar gizli ve saklı yapıyorlar ama böyle bir bağımlılık süreci de yaşayan kadınların olduğunu biliyorum. Doğum kontrolü için eğer spiral kullanıyor ise mutlaka bunu çıkartmalı. Hamile kalmayı planlamayı düşündüğünde anne en az 2 adet döneminden önce de doğum kontrol hapı alıyorsa doğum kontrol haplarını da bırakmalı. Tabii. Bu arada tabii çok kilolu veya zayıf olmak da hamile kalma şansını azaltıyor kadınların. Eğer kilo düşükse vitaminler, kalsiyum, demir gibi gebeliğin devamı için önemli olan elementler yetersiz oluyor ve bebeğin sağlığını tabii olumsuz etkilemektedir. Buna ek olarak çok zayıf kadınlarda da adet düzensizlikleri görülebiliyor. Böyle bir durumda tabii ki hamile kalmayı zorlaştırıyor. Çok kilolu kadınlarda hamilelik sırasında gelişen şeker hastalığı riski yükseliyor. Ayrıca tansiyon da yükselebiliyor. Bu durum hamileliğin özellikle son haftalarında sorunlara sebep oluyor. Vücutta tabii yük arttıkça eklem ağrıları artıyor. Nefes almada zorluk yaşanabiliyor. Ve fazla kilolu olarak hamile kaldığı zaman kadın hamilelik sırasında da rejim yapamayacağı için öncesinden kilo vererek hamile kalmak en doğrusu tabii ki. Bir de vücudu zinde hale getirmek lazım. Geçen programlarımızda konuşmuştuk, hamile kadınların egzersize normal zamandan daha fazla ihtiyacı oluyor ama eğer biz hamilelik öncesinde de egzersiz yapmaya başlarsak, yani bu çok basit, mesela bir saatlik bir yürüyüş olabilir, yarım saatlik, bir saatlik bir yürüyüş bile olabilir veya da her zaman yapmak istediği ama bir türlü başlayamadığı bir egzersiz programına katılmak da diğer bir alternatif kadınlar için. Böylece kaslarını güçlü ve esnek hale getirir. Kan dolaşımı iyileşir. Zinde bir vücuda sahip olur kadın. Ve bu sayede de hamile kaldığınızda oluşan değişimlere daha kolay uyumlanır. Egzersiz yapma alışkanlığı hamilelikten sonra da tabii şeyden sonra da, hamilelik başladığı andan itibaren de devam edeceği için gebelik sırasında da yine güçlü ve zinde bir vücuda sahip olabilir ve değişikliklerin verdiği sıkıntılar büyük ölçüde azalır.
Bir de tabii kan değerlerini mutlaka kontrol ettirmesi gerekiyor. İşte kandaki folik asit değerlerini, ondan sonra kızamık, kızamıkçık, kan sayımı, hemoglobin değeri de çok önemli. Toksoplazma, HIV virüsü kontrolü için kan testi mutlaka yaptırılmalı. Özellikle folik asit eksikliği bebeğin düşük kilolu olmasına ve işte omurga yapısında bozukluğa ve annede de anemiye sebep oluyor. Hekiminizin önerisiyle o kaç miligram alacağınızı söyleyecektir. Hamile kalmadan ve hamileliğin 12. haftasına kadar folik asit tableti kullanabilirler. Besinler içinde de koyu yeşil yapraklı sebzeler, işte sakatat, karaciğer, et, yumurta, süt ve süt ürünleri ve portakal ile muzda da folik asit bulunmakta. Ne güzel. Evet. Kızamıkçık hastalığı gebeliğin ilk 3 ayında tehlikeli olabiliyor. Özellikle bebekte ağır hasarlara sebep olduğu için kızamıkçık hastalığı gebeliğin ilk 3 ayında geçirilirse mutlaka gebeliğin sonlandırılması lazım. Eğer annenin kanında kızamıkçık antikoru yoksa aşı yaptırabilir. Ve aşıdan 3-4 ay sonra da hamile kalabilir. Bu arada tabii genital bölgede herpes, mantar veya cinsel yolla bulaşan zührevi hastalık varsa eşle birlikte tedavi görüp hastalık iyileştikten sonra ancak hamile kalması uygun olur. Dişlerinde sorun varsa çünkü hamilelikte bunları konuşacağız ileriki günlerde, mutlaka tedaviyi hamile kalmadan önce yaptırmaları gerekiyor, ve hamilelik sırasında da birkaç kez bile olsa diş hekimi kontrollerini mutlaka yaptırmalılar. Hamilelik sırasında kullanılacak reçeteli veya reçetesiz ilaçlar bebekte ve annede sakıncalı olabiliyor. İlaç kullanmanız gerekiyorsa mutlaka hamilelik takibinizi yapan doktora danışmalısınız. Bir de çiftlerin soy geçmişinde genetik yollarla geçen hastalıklar olabilir. Mesela işte orak hücreli anemi, kistik fibrozis, Akdeniz anemisi gibi. Eğer böyle bir şey varsa da doktor tarafından öngörülen genetik tarama testlerinden mutlaka geçmeliler. Sanıyorum bu testleri evlilik öncesinde de yapıyorlar. Yani öyle hatırlıyorum ama özellikle bu işte orak hücreli anemi, kistik fibrozis, Akdeniz anemisi herkes gibi. Herkes yaptırmıyor herhalde. Yani bazı insanlar yani yaptırma zorunluluğu olduğunu sanmıyorum. Ben de yakın zamanda değilim. Evlenen tanıdıklarımdan öyle bir şey yaptıklarını. Yok, bir takım test, sağlık kontrollerinden geçiyorlar tabii, ama. Tabii. Sağlık kontrollerinden geçiyorlar. Esasında hani evlenme öncesinde bu. Çünkü her iki çiftte de varsa o zaman bebekte olma olasılığı tabii çok bir daha yüksek oluyor. Bir de kan oluyor. Olayı var. Negatif kan uyuşmazlığı değil mi? O problem değil çok ama hani ne bileyim mesela orak hücreli anemi her iki çiftte de varsa genlerinde veya işte Akdeniz anemisi o zaman bebekte çıkma olasılığı daha yüksek. Olasılığı çok yüksek. Oluyor. Evet. Baba adayları da tabii bebek karar verildikten sonra yaşamlarına özen göstermeli. Yani sadece anne değil çünkü onların spermleri de sağlıklı olmalı. Değil mi? Özellikle alkol, sigara kullanımını azaltmalı. Tabii. Veya bırakmalı. Evet. Dar pantolon giymek mesela. Çünkü dar pantolon ve sürtünme spermlerin oluşumunu engelleyebiliyor. Çünkü ısıyı arttırıyor. Skrotum dediğimiz erkek yumurtalıklarının bulunduğu torbaların içinde vücut ısısından daha düşük ısıdadır. Ama dar pantolonlar, işte sürtünme buradaki sıcaklığı arttırdığı için spermlerin yaşam fonksiyonlarını bozabiliyor. Sperm azalmasına, hareket azlığına yol açabiliyor. Onun için dar pantolon giymemeliler. Hatta böyle dar kilotlar yerine daha hani böyle şort gibi bol rahat kilotları giymeyi tercih etmeliler. Ama bir de tabii hiç bunları bu hazırlıkları yapmadan hazırlıksız eğer hamile kalmış ise o zaman hemen kendinize bir kadın doğum doktoru randevu alıp muayene ve önerilen tetkikleri yaptırmalısınız diyoruz anne adaylarına. Doğuma kadar da doktorunuzun öngördüğü zamanlar kontrole gitmelisiniz. Özellikle düşükler çoğunlukla hamileliğin ilk iki ayına kadar olabiliyor. Ancak 4 ve 6. aylarda da düşüklere rastlanabilir.
bilmekte. Sıkı bir sağlık kontrolünde bulunulsa bile hamileliğin ilk aylarındaki bu düşüklerin bazılarının önüne geçilemeyebilir. Nedeni anlaşılamayan düşükler de olabilir. Hormon yetersizliğine bağlı düşüklerin çoğu doktor kontrolüne hemen gitmiş ise anne adayı alınan gerekli tedbirlerle yani hormon takviyesi verilerek önlenebilmektedir. Hamilelik süreci bir değişim ve gelişim sürecidir ama asla bir hastalık dönemi değil ve yani hamile kadın hasta bir kadın değil. Fakat etrafındaki insanlar hep böyle değil mi? Muamele yaparlar. Aman işte öyle yapma, aman uzanma, aman dokunma. Evet. Tam tersi vücudumuz ergenlik döneminden menopoza kadar her ay hamile kalmak için hazırlık yapıyor. Evet. Hamilelikle bu hazırlık zaten hep tamamlanıyor ve ondan sonra da değişim sürüyor. ve yani kadınların erkeklerden farkı, kadınlar yaşamları boyunca destek ve iskelet sistemlerinde değişim geçiriyor. Evet. Ama hamilelik ve lohusalıkta tüm organ fonksiyonları, değil yani mi? Kalbimizin atışı, kan akışımız, duygularımız, tüm organlarımız, bütün kaslarımız, bağlarımız, yani bütün sistem değişiyor. Değişiyor hamilelik sırasında ve işte hep söylüyorum ben bunca hormon değişimi, duygusal gelgitler, işte mide bulantıları, kusmalar, bunlarla ancak dişil enerji baş edebiliyor. Erkeklere göre iş değil hamilelik. Değil mi? Ancak kadınların gücü. Ona göre gücü. Yaratılmışız evet, değil kadın mi? Kadın yaratmak üzere tasarlanmış. Onun için gerçekten kadının varlığı kutsal. Kesinlikle. Yani evet tarihe de baktığımızda kadınlar olarak hakikaten ilk planlı kentlerin görüldüğü yerler olan Mezopotamya, Anadolu ve Orta Doğu'da yaşayan insanlar kentlerini ana tanrıça tapınaklarının çevresinde yapılandırıyorlar. Yani düşünün tapınaklarda kadınlar doğumlarını yapıyorlar. Çünkü kadın kutsal varlık. Evet. Yani hele de o zamanlarda o kadar korunmasız ki doğanın karşısında insanoğlu ve tabii ölümlerin de çok olduğu bir dönem. Tabii. Ve insan soyunu devam ettiren kadın. Evet. Onun için bu çağ doğa koşullarında çok zavallı insanoğlu özellikle Anadolu'da Çatalhöyük ve Hacılar gibi Cilalı Taş dönemindeki yerleşim bölgelerinde yapılan kazılarda böyle büyük memeli, hamile görünümlü ana tanrıça heykelcikleri bulunmuş. Yani hep vardır onlar zaten evet. Tarih kitaplarında falan da görmüşüzdür. Anadolu'nun eski dillerinde bu ana tanrıça Ma adı ile anılırdı. ve uzun insanlık tarihi boyunca inançlar ve gelenekler değişti ama ilk insandan bu yana hücrelerimize kodlanan bilgiler değişmeden kaldı. Evet. Hücrelerimizin merkezinde yer alan çekirdekte sağlam bir koruma altına alınmış bilgi bankamız bulunmakta. İşte bu DNA adı verilen bu bilgi bankasında milyarlarca şifreyi barındıran gözde görebildiğimiz en küçük noktanın 10 milyonda biri küçüklüğünde dev bir kompleks moleküldür bu. Ve bütün bilgiler buraya kodlanmıştır. Ve kadınların vücudu da doğum yapmayı bilir. Onun için tasarlanmıştır. Yani doğumdan korkmak, hamilelikten korkmak, endişe duymak yersiz ama dediğim gibi mutlaka sağlığın bebeğin ve annenin sağlığı açısından bir doktor kontrolüne girmek önemli. Vaktimiz sanıyorum bitti. Önümüzdeki hafta tekrar devam edeceğiz evet, zaten uzun bir süre uzun herhalde. Uzun bir süre devam edeceğiz hamilelik süreciyle ilgili anlatımımıza. Çok teşekkürler Ayşe Hanım. Ben çok teşekkür ederim. Haftaya yine devam edeceğiz görüşmek konumuza. Hoşçakalın.